Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kıraat kitabımızın dördüncü dersiyle bu sabah yine birlikteyiz sayın hocalarım. İnşallah bu dersimizde İbni Haldun isimli güzel bir konu yine bizleri beklemekte olacak. Hemen şöyle bir okuma parçamıza hızlı bir giriş yapalım. Huve Abdurrahman İbn Muhammed o Muhammed oğlu Abdurrahman'dır. Alimun alimdir ve müerrihun arabiyyun ve Arap tarihçidir. Min biladil magribi mağrib ülkelerinden yani batı ülkelerinden Arap bir tarihçi ve alimdir. Ve huve o müessisu kurucusudur. İlmil içtimai sosyolojinin kurucusudur. Ve min a'zami ulema'i tarih ve iktisadi tarih ve ekonomi alimlerinin en büyüklerinden, en önemlilerindendir. Vulide İbn Haldun fi Tunus 1332. İbn Haldun Tunus'ta 1332 yılında doğdu. Kane ebuhu muallimehul evvele. Babası ilk öğretmeniydi. Sümme sonra bede başladı. Edirasete okumaya, eğitim almaya. Fi cami'i zeytune. Zeytunu üniversitesinde. Zeytune üniversitesinde okumaya başladı. Tunus'ta. Ve teallemi hunake ve orada öğrendi. Ulumel lugatil arabiyeti. Arapça dili ilimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi ve hadisi şerif ve fıkıh ilimlerini orada öğrendi. Thumma safara ila medineti Fas sonra Fas şehrine seyahat etti, yolculuk yaptı. Ve hunake orada taalleme ulum el felsefe ve mantıki felsefe ve mantık ilimlerini öğrendi. Vakane umruhu umruhu vaktaha 20 seneten ve bütün bunları yaptığında 20 yaşındaydı. Sefer <Sessizlik> İbn Haldun kesiren beyne mudun Endülüs ve İbn Haldun Endülüs şehirleri ve Mağrib şehirleri arasında çok çok kere yolculuk yaptı. Ve amile müderrisen müderris olarak yani öğretmen olarak ve kadı olarak ve müstaşar olarak çalıştı. Ve sefer merreten ila biladi şami bir keresinde Şam beldelerine yolculuk yaptım. Şam şehrine yani. Ve amile sefiran müddeten kasiratan kısa bir süre sefir olarak yani büyük elçi olarak çalıştım. Ve bir sebebi ve bir sebebi müşkile tilketi ratifi amelihi ve bu işindeki müşkilelerin çokluğundan dolayı yani problemlerin çokluğundan dolayı e, ne yaptım? Terake İbn Haldun el Endülüs'ü terk etti ve sefera ila Mısır'a Mısır'a yolculuk yaptı 1382 yılında. Ve sekene fil Kahire'ti Kahire'de oturdu ve amile fil Ezher Ezher Üniversitesi'nde çalıştı. Ellefe İbn Haldun kutuben adideten fit tarihi ve hisab ve mantıki, İbn Haldun tarih alanında, matematik alanında ve mantık alanında birçok kitap yazdı. Ehem mukutubihi kitaplarının en önemlilerindendir. Nedir o? El iberu fi divanil mübtede vel haberi eseri en önemli kitaplarındandır. Ve huve kitabun fit tarihi bu tarih alanında bir kitaptır. Evvelu cüz'in min hazel kitabi bu kitabın birinci cüz'ü ismuhu mukaddimetu ibni Haldun. Yani bu kitabın birinci cüzünün adı İbn Haldun'un mukaddimesidir. Ve huve evvelu ve eşheru kitabin fi ilmi ictimai alel itlak. Alel itlak yani kesin kesin olmak üzere kesin olmak üzere sosyoloji ilminde sosyoloji ilmindeki kitapların en meşhuru ve ilkidir İbn Haldun'un mukaddimesi. <laughs> İ'tezele İbn-i Haldun ennase. i̇bn Haldun insanlardan i'tizal etti. Yani uzaklaştı, ayrıldı, yalnız kaldı. Ba'de en tuvuffiye duhu Babası vefat ettikten sonra ve ba'du ve bazı şeyhleri yani hocalarından da bazıları vefat ettikten sonra fi maradı ta'un yani veba hastalığından الذي انتشر في كل انحاء العالم Ta ki bu dönemde, bu zamanda dünyanın her tarafında yaygın olan veba hastalığından babası ve bazı hocaları vefat ettikten sonra İbn Haldun insanlardan i'tizal etti, uzaklaştı, yalnız kaldı. Waqad ve vece'de ve buldu fil i'tizali bu uzaklaşma zamanında fırsaten bir fırsat buldu. Ne için? Likey yeteferraga, likey yeteferraga yönelmek için. Likey yeteferraga yönelmek için, vakit bulmak için ne yaptı? Bir fırsat buldu. Likey yeteferraga zaman ayırmak için bir fırsat buldu. Yönelmek için bir fırsat buldu. Neye? Lite'lifi kitabihil meşhur meşhur kitabını telif etmek için. Nedir meşhur kitabı? Mukaddime isimli kitap, meşhur kitabını telif etmek için bir zaman buldu. Ellezi öyle ki ketebehu fî erbe senevet evet. Bu kitabını dört yılda yazdı. Ve kaddammene ekledi kitabehu kitabının içine. Heze bu kitabının içine. Eraehu fi ilmil içtime. Sosyoloji ilmiyle alakalı, tarihle alakalı, siyasetle alakalı, fıkıh ile alakalı, diplomasiyle alakalı görüşlerini, era ehu görüşlerini bu kitaba ekledim. Tuvuffiye İbn Haldun 1406 yılında fi Medinetil Kahira, Kahire şehrinde vefat etti. Ve kâne bi umri 70 ve erba, yani 74 74 yaşındaydı. Vefat ettiğinde 74 yaşındaydı ve kabruhu ma'rufun hunake ve kabri orada bulunmaktadır. Yani Kahire'de bulunmaktadır İbn Haldun'un kabri. <laughs> evet güzel bir parça İbn Haldun'u e, tanımamıza vesile olduğunu da düşünüyorum. Allah'ın izniyle güzel hazırlanmış bir parça. Şimdi bu parçada gördüğümüz kelimelere şöyle bir bakalım. Müerrihun tarihçi müerrihune tarihçiler, müessisun kurucu, müessisune kurucular, gadin hakim, gudetun hakimler, müsteşarun müsteşar, müsteşarune müsteşarlar, sefirun büyük elçi, suferau büyük elçiler, müşkiletun problem, müşkiletun problemler, adidetun birçok, Kethiratun çok anlamında gene. Adidetun da çok anlamında. El bu matematik. Bunun eş anlamlısı er riyadiyyatu. O da yine matematik demek. El mantiku mantık. İ'tezele <laughs> Evet, İ'tazale parçamızda geçmişti. Uzaklaştı, ayrıldı, yalnız kaldı. Et ta'unu veba hastalığı inteşara yayıldı teferraga yöneldi, vakit ayırdı. İlmul içtimai, sosyoloji, edduplumusiye, diplomatik, alal itlaki kesinlikle, i'tizalun, uzaklaşmak, ayrılmak, yalnız kalmak, i'tizalun, teferraga yöneldi. Bakın şurada da teferraga vardı, burada da teferraga vardı. O yüzden aynı anlamda bunlar yöneldi yani. Bu da İbn Haldun'un meşhur kitapları. Birincisi Tarihu İbn Haldun, bir diğeri de Mukaddimetu İbn Haldun. <laughs> Sayın hocalar, şu Mukaddimetu İbn Haldun yani 2500 sayfa civarı bayağı büyük hacimli kitaplar bunlar. <laughs> Şimdi gelelim birinci alıştırmamıza. Et Tedribul Evvelü, birinci alıştırma. Ayin, es-sahihah ve'l-hata. Doğru ve yanlışı göstereceğiz. Ee, yanlışsa onu da ne yapacağız? Düzelteceğiz. Birinci cümlemize bakalım. Aşe İbnu Haldun Sittete ve Sebe'ine amen 76 yıl yaşadı. 74 olarak hatırlıyorum ama bakalım evet doğruymuş 74 yıl. O yüzden buna ne yapacağız? Yanlış işareti koyacağız. Nasıl düzelteceğiz? Yani Erbaten ve Sebe'ine olacak. Ketebe İbn Haldun kitaben an ta'un İbn Haldun veba hastalığıyla alakalı bir kitap yazdı. Bu kesinlikle yanlış. Yata kitabul mukaddimeti ala era İbn Haldun fil hisab. E, mukaddime kitabında, mukaddime kitabı İbn Haldun'un mukaddime kitabı İbn Haldun'un matematikle alakalı görüşlerini içeriyor. Bu doğru. Yani başka şeyler de var ama matematik de var. Derrese İbn Haldun ilmel kadai fi Mısır. Mısır'da e, yani hakimlik ilmi hakkında ders verdi. Bu yanlış. Lem yenteşir maradu ta'un fi Avrupa. <laughs> Veba hastalığı Avrupa'da yayılmadı. Bu da yanlış. Her yerde yayıldı. Kâne İbn Haldun habiran fi tıbbi. Yani tıp alanında da <laughs> neydi? Muteberdi. <laughs> buna da yine ne diyelim? Yanlış diyelim. Ya da tıptan haber veriyordu. Bakalım e, bununla alakalı bir bilgi yok sayın hocalarım. O yüzden buna da yanlış diyelim. El tedriye bu saniye ikinci alıştırma. Ekmil el cümlel atiyete tıpkan lin Bu gelen cümleleri parçaya uygun bir şekilde tamamlayacağız. i̇bn Haldun alimun alimdir ve nedir? Ve müerrihun ve tarihçidir alimdir ve tarihçidir. Arabi yani Arap alim. Ee, Arap tarihçi ve alimdir. Magrib ülkelerinden buraya müerrihun gelecek. Bede'e eddirasete fi camia zeytune. Zeytuni üniversitesinde başlamıştı. Burası fi camia zeytuneti olacak ve taallama hunake ulumel lugati'l arabiyeti. ve burada Arapça ilimlerini öğrendim. Safara ila medineti Fas. Fas şehrine yolculuk yaptı ve hunake taallama ulumel felsefeti vel mantık burada felsefe ve mantık ilimlerini öğrendi. Safara ila biladi Şam. Şam şehrine yolculuk yaptı ve amile çalıştı ne olarak sefiran büyük elçi olarak çalıştı müddeten kasiraten kısa bir süre ehem mukutu bihim kitaplarının en önemlilerindendir. El-Aybru fi Diwan el ve ve'l-Haberi ve huve kitabun fi't-tarih. Bu tarih alanında bir kitaptır. İtazale İbn Haldun en-nase insanlardan uzaklaştı, ayrıldı yani. Ba'de en tuwfiye validuhu fi maradit taun Babası veba hastalığından vefat ettikten sonra Ettedribu salifu, üçüncü alıştırma bu okulumuz parçayla alakalı sorular var burada. Mesela Eyne ve meta wulide İbn Haldun. Eyne nerede doğdu? Tunus'ta doğdu. Vulide İbn Haldun fi Tunus ve meta ne zaman doğdu? Fi ami hemen şuradan bakalım ne zaman doğmuştu? Fi e, a ya da aynı bunun aynısını yazabiliriz sayın hocalar. Oraya cevap olarak şu satırın aynısını lütfen yazalım. Şuranın aynısını yazacağız. Vuliye İbnu Khaldoon, fi Tunus, işte 1332 yılında Tunus'ta doğdu. İkinci sorumuza bakalım. Fi ey Mecalin iştuhira İbnu Khaldoon hangi alanlarda, e, hangi alanlarda meşhur oldu? Ne diyelim? Ictuhira İbnu Haldun fi e, ilmil içtimai ve tarih, tarih ve sosyoloji alanında diyelim buna. Ma vazayif İbn Haldun İbn Haldun'un görevleri nelerdir? Ee, ne diyelim mesela vehu ve huve o amile çalıştı. Ne diyelim mesela ee, müderrisen e, müsteşeran, e, gadiyen kadı olarak ve sefiran büyükelçi olarak bunların hepsi yazılabilir. Ma ehem kutu bir İbn Haldun İbn Haldun'un kitaplarının en önemlisi nedir? Nedir? Ehammu kutubi İbn-i Haldun huve el-iberu fi divanil müftedeyi vel haber. An mâde ketebe İbn-i Haldun fi kitabihi kitabında yani mukaddimetu İbn-i Haldun kitabında e, ne hakkında yazdı? Ne hakkında yazdı? Ketebe İbn-i Haldun fi kitabihi mukaddimetu İbn-i Haldun an, an ne hakkında? Hemen bakalım. E, mukaddimede ne vardı? Bakın şurada Hemen şuraya bakalım. Aynen şurayı yazacağız. Ee, Fi ilmil içtima'i ve tarihi ve siyaseti ve fıkhi ve diplomasiyeti. Burayı aynen oraya ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım. Son sorumuz. Eyni ve meta tuvfiye i̇bn Haldun. E, nerede vefat etmişti? Kahire'de. Hemen ona da bakalım. E, orayı da şuradan alacağız. Şurayı aynen birebir yazalım sayın hocalar. Bakın şurası mükemmel bir cevap. Tuvfiye i̇bn Haldun 1406 yılında fi Medinetil Kahire Kahire şehrinde vefat etti. Şimdi gelelim dördüncü alıştırmamıza. Ettedribur Rabi'u Ratti bil cümle tıbkan lin nassi Bu cümleleri parçaya uygun bir şekilde sıralayacağız. Önce bir anlamlarına bakalım. Bu i'tizalde ve kad vecedi fil i'tizali insanlardan uzaklaştığında fırsatan bir fırsat buldu. Like yeteferrağa li te'lifi kitabihil meşhur, meşhur kitabı mukaddimeyi yazmak için bir boşluk buldu ona zaman ayırmak için. Ve ve kitabehu ve bu kitabına ekledi sosyoloji, tarih, siyaset ve diplomasi ile alakalı görüşlerini. babası ve bazı hocaları hocaları veba hastalığından vefat ettikten sonra İbn bunu İbn Haldun müddeten bir süre insanlardan uzaklaştı. Elledi öyle ki e, bu İbn halinden 4 sene sürede yazdığı kitabı bu mukaddime sayın hocalarım. Şimdi bunları nasıl sıralayalım? Şimdi şu beada ile başlasak. Evet, en enturfiye babası ve hocaları veba hastalığından vefat ettikten sonra şuraya bir diyelim, vefat ettikten sonra e, İatezele İbni Haldun insanlardan bir süre uzak kaldı ve e, bu uzaklığında meşhur e, mukaddimesini yazdı. Ki bu mukaddime dört yılda yazdığı bir eserdir ve bu eserine de ne yaptı? E, i̇şte e, sosyoloji, tarih ve siyaset ve gayrihe, yani diplomasıyla alakalı görüşlerinde bunun içine ekledi. Ettedribul hamisu 5. alıştırma İhter müradif el kelimet illeti hattun altı çizili kelimelerin eş anlamlarını buradan seçeceğiz bakalım. İbn Haldun huve müessisu ilmil ilmel ictima. Müessisu ilmil iştima. O sosyoloji ilminin kurucusudur. Müessis ile şuradaki münşi aynı anlamda. Münşi ete yine kurucu anlamında. İ'tecele İbn Haldun ennase بعد en tuwfiya validuhu babası vefat ettikten sonra insanlardan ne yaptı? İ'tizal etti. Yani uzaklaştı. İ'tezele ibtada aile. Aynı anlamda teferraka li te'lif kitabehu'l meşhur el mukaddime. Şimdi meşhur mukaddime kitabını yazmak için teferraka yani vakit ayırdı. Yani hassasa vaktehu vaktine ayırdı. Burası 3 numara. Dammene ekledi İbn Haldun kitabına bu kitabına e, bu kitabına sosyoloji ilmi ve tarihle alakalı görüşlerini ekledi. Buradaki dammene edhale girdirdi anlamında. Ellefe İbn Haldun kutuben adideten fi't tarih ve'l hisab ve'l mantık. Tarih, matematik ve mantıkla alakalı birçok kitap yazdı. Ellefe burada ketebe yazdı anlamında. İnteşara maradut ta'un veba hastalığı yayıldı fi kulli enha'il alem yani dünyanın her tarafında burada enha yönler demek, taraflar demek. O yüzden enha ile etraf aynı anlamda eş anlamlı Arapçada. Gelelim altıncı alıştırmaya. Uktub ma'na kelimetilleti tahtaha hattun hasbe's-siyak. Şimdi burada bakın teferraga müteferrigun yine teferrugun var teferraga var yine aynı şekilde. Bunların anlamı sol taraftan hangilerine tekabül ediyorsa onu ne yapacağız? Ee, seçeceğiz sayın hocalar. Mesela teferraga li durusihi hadihi sene. Yani bu sene dersleri için teferraga zaman ayırdı. Zaman ayırdı. Ee, ne diyelim buna? Ekthara vakten ekthara min kabil. Yani bundan daha daha öncekilerden çok daha fazla zaman verdi olabilir. bir bakalım. Ustadun gayru müteferrigin. Üstaz ama gayru müteferrigin. Yani boş vakti olmayan bir ustaz. Yani meşgulün bir amelün uhra. Başka işlerle meşgul olan bir üstaz. Olabilir mi acaba? O da olabilir. Bakalım bir. Teferraga müddete şehrin li incazi amelihi. Yani işlerini bitirmek için bir ay zaman ayırın. Kerrasa vaktehu. Burası kerrasa vaktehu olacak sayın hocalarım. Üç numara ya da şuraya üç yazalım. Kerrasa vaktehu. Gada senete teferrugin. Şimdi gada geçirdi senete teferrug. Yani vakit vakit e, yani teferrugla geçirdi seneyi. Yani boş vakit. Gada esenete dune amel. Çalışmak geçirdi. Bu dört numara olacak sayın hocalarım. Yani şunu bulduk. E, şunu da bulduk. Teferrega li aileti ekter ailesine daha fazla zaman ayırdı. Yani ekta vakten e'ta vakten ki min kabil. Bundan daha önceden daha öncekilerden daha fazla vakit verdi. Bu beş numara olacak. Şimdi eee li durusu hadihi sene. Yani bu sene dersleri için zaman ayırdı. Yani hassasa sene. Bu seneyi derslerine özel kıldı. Son olarak üstadur gayrun müteferrik. Yani boşluğu olmayan bir öğretmen. Yani meşgulun veya malunukra. Başka işlerle de meşgul olan bir öğretmen. Bu da iki numara olacak. Sayın hocalar. Şunları isterseniz sileyim. Ee, daha güzel olsun. Kitabı kirletmemiş olalım. Evet gelelim. Yedinci alıştırmaya. Kavvin cümelen minel kelimati Gelen kelimelerden cümleler oluşturacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Ee, Yusafirune yolculuk yapıyorlar. Yusafirune yolculuk yapıyorlar. Ya da şöyle kâne ile başlayalım. Daha güzel olacak. Kâne idi. Kâne idi. El u alimler idiler. Yusafirune yolculuk yapıyorlardı. ile ile emakin Ba'îdetin, uzak mekanlara yolculuk yapıyorlardı. Neden? Likey için, Yetlubu el-ilme, ilim talep etmek için. Evet, ilim talep etmek için. İkinci cümlemiz, Ketebe yazdı, Ketebe yazdı, El-Bukhariyu, Buhari, hadis alimi Buhari, e, Kitabehu, kitabını, kitabını yazdı. Fi sittete aşara amen. 16 yılda. Evet fi sittete aşara amen. 16 yılda yazdı. Derase okudu. Abdullah, Abdullah okudu. El lugatel arabiyeti, Arapça dilini, el lugatel arabiyete, Arapça dilini okudu. Ameyni iki yıl. Dördüncü cümlemiz, Behaset araştırdı. Leyla, Leyla araştırdı. Neyi araştırdı? Yani bir araştırma yaptı. Ne ile ne arasında? Ee, beyne 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 Kutubin Nahvi ve Sarfi. Nahiv ve Sarf kitapları arasında Ketiran çokça araştırma yaptı. Beşinci cümlemiz ee, İndonezya İndonezya yani Endonezya ülkesi Ekserusukkânın, yani en fazla e, nüfusa sahiptir min duelil İslamiyeti, İslami ülkeler arası, İslami ülkelerden en fazla nüfusa sahiptir, yani min min duvelil İslamiyeti, İslami ülkelerden. Evet, gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Et bu samin sekizinci alıştırma. Uktub cümlen kema misal örnekte olduğu gibi cümleler yazacağız. Bakalım örneğimize. İndeme ye'ti u kış mevsimi geldiğinde tehtilul emtar yağmurlar yağar ve sulucu karlar yağar. İndeme <laughs> la mesela İndeme la e'külü <laughs> Indemelâ e akulut taame yemek yemediğimde ecu u kefiran çok acıkıyorum olabilir. Indemə yuranul cerasu yani zil çaldığında ne diyelim buna yeciri etullah bu ilasufu fihim yani öğrenciler sınıflarına koşuyorlar. Indemə esbuhu kebiran yani büyük olduğumda büyük birisi olduğumda ne yapacağım? E'melu ee, e mühendisen. Mühendis olarak çalışırım. Indeme hane vaktü salati. Namaz vakti geldiğinde usalli salat. Namazımı kılıyorum diyebilirsiniz. Dokuzuncu alıştırma et tedribu tesi'u. Uktub cem'al kelimatilleti tahtaha khattun. Altı çizili kelimelerin cemisini yazacağız. Bakalım. Amile İbn Haldun fi Şam sefiran li muddetin katira. İbn Haldun Şam'da kısa bir süre sefir yani büyükelçi olarak çalıştı. Sefiran bunun cemisi sefiranın cemisi ne olacak sayın hocalarım? Sufera u sefirler büyük elçileri sufera u. İbn Haldun huve alimun ve muerrihun Arabi Arap tarihçi ve alimdir o. Müerrihun tarihçi müerrihune tarihçiler. Seme summiyel müellifu evvele cüzün min kitabihi müellif kitabının birinci cüzünü Mukaddimetü i̇bn Haldun olarak isimlendirdi. Semme diyelim. Semme. Summiye değil de semme. Olacak malum çünkü. cüzün cüz'un ecza'u. Cüzler, bölümler yani. Ve cedel müerrihu fil i'tizali fırsaten li te'lifi kitabihim. E, tarihçi bu i'tiz halinde yani insanlardan uzaklaşmasında, yalnız kalmasında kitabını telif için bir fırsat buldu. Fırsatun furasun. Fırsatlar. Fırsatun furasun. Dammene kitabehu raye'u. Kitabına görüşüne ekledi. Sosyoloji ilmiyle alakalı. Rayetun görüş. Era'u görüşler. Era'u. e ra -u. Era u görüşler tabi bu hemze ile ayınla değil. Era u görüşler. 10. alıştırma ihtar harfel cerri eviz zarfel münasip lil cümelil atiye. Gelen cümleler için uygun zarfı veya harfi ceri seçeceğiz. Hemen bakalım. Abdurrahman alimun ve müerrikun Abdurrahman bir <laughs> alim ve tarihçidir. Min biladil mağrib. Yani mağrib ülkelerinden buraya min gelecek. Bede al âlimu dirasetehu. Alim yani İbn Haldun burada eğitimine başladı. Nerede? Fi Camiatü Zeytune. Zeytun Üniversitesi'nde bu iki numara fi gelecek buraya. Sefere yolculuk yaptı. ila Medineti Fas Fas şehrine yolculuk yaptı ve hunake el felsefete ve orada felsefeyi öğrendi. Tecevvele İbn Haldun Kethiran. İbn Haldun çok dolaştı, çok gezdi. Çok gezdi. E, beyne şurası 3 olacaktı. Evet, beyne Mudunil Endülüs'ü vel Magrib. Yani Magrib ve Endülüs şehirleri arasında çok gezdi. Burası beyne olacak. Ellefe İbn Haldun kutuben kesiraten birçok kitap yazdı. İbn Haldun e, Neyle ne ile alakalı? Fi yine fi de buraya 5 numara. E, fi fi tarihi tarih alanında vel hesap matematik alanında. Tuvfiye İbn Haldun fi Mısır, Mısır'da vefat etti. Ve kani idi bi bi 47 47 yaşındaydı. Buraya bi gelecek. Evet bu yanlış yazılmış. Yani 47 ile 74 olacaktı sayın hocalarım. Bunu silelim. Bunun yerine ne yapacağız? 74 yazacağız. 74 yaşındaydı. Ve kabruhu marufun hunake. Ve kabri de orada bulunmaktadır. Hunake 6 numara olacak. 11. alıştırmamız Ekmil el cümle taliyete bima yunasibuha. Bu gelen cümleleri sol taraftan uygun olanlarıyla tamamlayacağız. Bu da yine kolay bir alıştırma. Yatezele İbn Haldun en insanlardan uzaklaştı. Ve ne yaptı ve vehu ve huve yuellifu kitabehu ve mukaddime kitabını telif etti. Bunu eşleştirelim. Bura bir numara olsun. Sefer Abdurrahman ila Medine'ti Fas Fas e, şehrine yolculuk yaptı. Yetaallemu ulumel felsefe ve felsefe ilimlerini öğrenerek yani burada felsefe ilimlerini öğrendi. Tufiye Validül müerrihi tarihçinin babası vefat etti. O neydi? Veba hastalığından hastaydı. Aşel alimu fi biladi şem e, Şam e, şehrinde yaşadı. Ya sefiran. Sefir olarak çalışarak yaşadı. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken sayın hocalarım e, bu cümleler mesela yahtezele ibnu haldun ennase ve ve hu ve elif bu ikinci bir cümle atı harfiyle atfedilmiş buraya. fasin yetealle <laughs> bu neyse buraya detaya girmeye gerek yok şu an. Bunları bu şekilde eşleştirelim sayın hocalarım. Ve on ikinci son alıştırmamız İhter el kelimete sahihatel müştakkate min maddeti ra e ve ye. Ra hemze ve y'den oluşan y'den oluşan şurada bakın farklı farklı kelimelerimiz var. Bunları boşluklara ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Ra'aytu <laughs> gördüm. Eee ru'yeten muhifeten. Leylete emsi dün gece korkunç bir rüya gördüm. Ru'yeten diyelim buna. Ya da ru'ya muhifeten. Ru'ya da olabilir. Ru'ya diyelimiz. Ru'ya muhifeten. El alimu saqifetun. Şimdi el alim alim eraul alimi alimin görüşleri e, ne diyelim olabilir mi acaba ya da rayul alimi sakifetun alimin görüşü güvenilirdir rayu diyelim buna iki numara rayul alimi kulli insanun hurrun fi ara'in in e, insanların hepsi hürdür neyde fi in görüşlerde 3 numara diyelim fi in Nebi Aleyhisselatü Vesselam yekrahu. Peygamberimiz kerih görüyordu. Neyi? Er-riya. er, er, -riyâ. er Ebde el müsteşarune. Yani müsteşarlar açıkladılar. Neyi? Ee, Ru'yeten fil mevdu. Yani bu konudaki görüşü açıkladılar. Ee, şimdi acaba ruye şu rayun ru'yetun rayun ru'yetun birbirine de çok fazla benziyor kelimeler rayun rayun ru'yetun evet bu ikisi sayın hocalarım bu ikisi yani birbirleriyle paralel kelimeler rayunla ru'yetun o yüzden bence bir sakınca yok yani şuraya e, ru'yetun getirsek de aynı bence e, rayun getirecek getirsek de bence aynı gerçi Ra'yun müzekker ru'yetun müennes. O yüzden sakifetun ru'yetunla daha uyumlu bence. O zaman şu ikisinin yerini değiştirelim. E, ee, ru'yetunla ra'yunun yerini değiştirelim. Şuraya ru'yetun gelsin. iki numara. Buraya da ra'yun gelsin. 5 numara. Sayın hocalar. Evet böylelikle kitabımızın dördüncü bölümünde bitirmiş olduk. E, ee, müraca bölümlerinin video kaydını yapmıyorum. Çünkü zamanım maalesef çok kısıtlı. O yüzden sadece konu anlatımlarını yapacağım. Bunun bir kere daha altını çizeyim. Şu ana kadar yaptığım kayıtların hiçbirisinde, kitapların hiçbirisinde müracaatları kayıt etmedim sayın hocalarım. O yüzden şu an vaktiminde olmamasıyla burayı da maalesef kayıt edemeyeceğim. İnşallah kitabımızın eksik videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar diliyorum.